Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bu lezzetli güzel semizotlarını bahçemden toplamıştım. Yabani semizotu bu videoyu Haziran ayında çektim ama sizlerle anca buluşturabildim uzun bir aradan sonra. Şimdi hemen öncelikle semizotlu gözleme tarifimizin hamurunu yoğuralım. 200 mililitrelik su bardağıyla 4 su bardağı dolusu un ilave edelim öncelikle bir kabın içerisine. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuz ekleyip karıştıralım. Ardından yine 200 mililitrelik su bardağıyla bir tam dolu bir de bir parmak eksik su ilave edeceğiz. Toplam 350 mililitre diyebilirim. Suyu yine de yavaş yavaş ekleyelim. Ama bu suyun tamamını kullandım yumuşak özlü bir hamur yoğurmamız gerekiyor. İlk etapta yoğurma kabında karıştırdıktan sonra ardından tezgaha biraz un serpelim ve hamuru tezgaha alıp iyice özleşinceye kadar bir 5-6 dakika kadar yoğuralım. Gördüğünüz gibi hala yapışkan bir hamur. Unu çok az serpelim, çok az ekleyelim. Sadece bir iki tutam ekledim gördüğünüz gibi daha fazlası olmamalı. Sert bir hamur demek, sert kayış gibi gözlemeler demek. Güzelce özleştirip yoğurduktan sonra kabın içerisine tekrar biraz un serpelim veya zeytinyağı sürelim. Hamuru içine koyalım ve üzerine bir nemli bezle kapatarak en az bir yarım saat dinlenmeye bırakalım. Bu esnada semizotlarını ayıklayalım. Pazardan alacaklarınız daha farklı ama yine de onların da kalın dallarını mutlaka ayıklayın, alın. Çünkü o kalın dallar çok sert bir çok sert olduklarından gözlemenin içerisinde maalesef ağza çok kötü oluyor geliyor. O yüzden kalın dalları ayıklayalım. Suya ıslatalım ve bekletelim. Daha sonra ben yarım küçük bir parça soğan kullandım. Arzu ederseniz yine küçük bir soğan ince ince doğrayarak kullanabilirsiniz. Mümkün olduğunca ince doğramanızı tavsiye ederim. Daha sonra yarım dolmalık biber ekledim, kırmızı dolmalık biber. Tabii ki isterseniz kapya biber de kullanabilirsiniz küçük bir adet kapya biber. Bu un miktarı ve hamur miktarına yarım kilo diyebilirim un miktarı içinde 6 adet büyük boy gözleme olacak. Semizotlarını iyice bol suda yıkadıktan sonra bir süzgece alalım, suyunu süzdürelim ve ardından onları da küçük küçük doğrayalım. soğan ve biberle karıştıralım. Yarım çay kaşığı kadar karabiber, tuz pardon yine yarım çay kaşığı karabiber ekledikten sonra 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave edelim ve karıştıralım. Bu kadar az malzemeyle o kadar lezzetli güzel bir iç harcı oluyor ki mutlaka sizlerin de denemenizi tavsiye ediyorum. Hem semizotu çok faydalı biliyorsunuz omega yağlarının bulunduğu ender sebzelerden bir tanesi balıktan sonra en vitaminli sebze diyebiliriz. Hamuru 6 eşit parçaya böldüm. Büyük gözlemeler olacak açacağım yufka kalınlığında ama ben o kadar büyük açamam derseniz sizler 8'e 9'a da bölerek daha küçük yumaklar yapabilirsiniz. Hazırladığımız yumakları un serpilmiş tezgahın üzerine dizelim ve yine üzerine bir nemli bez örtelim. Yine en az bir 15 dakika yumakları yaptıktan sonra dinlendirelim ki bu şekilde hamuru açmanız çok daha kolay olacak. Hem de dinlenmiş hamurla yapılan gözlemeler gerçekten daha güzel, yumuşacık, pofur pofur kabaran gözlemeler oluyor. Bir oklava yardımıyla yufka inceliğinde açalım görüyorsunuz kalınlığını. Şimdi hamurun yarısına hazırladığımız iç malzemeden koyalım. Ve sıkı bir şekilde bastırarak kapatalım. İyi kapatmanız çok önemli yoksa saç üzerinde çevirirken, piştikten su pişerken bu kısımlar açılabilir ve saç üzerinde çevirirken iç malzeme saca dökülebilir. Ben görmüş olduğunuz gibi bir elektrikli saç kullanıyorum. Sizler arzu ederseniz ocak üzerinde bir tavada da yapabilirsiniz. Dediğim gibi daha küçük boyutlarda yaparak bir şöyle 30-32 santimlik bir tavada hazırlayabilirsiniz. Dinlenmiş bir hamurun sonucunu görüyorsunuz şu anda. Balon gibi kabaran, yumuşacık gözlemeler oluyor. Arzu ederseniz üzerlerine çok az miktar bir çatal yardımıyla Tereyağı sürebilirsiniz. Hem daha güzel kızarmasını sağlar hem de lezzet verir. Birkaç sefer çevirerek gözlemeleri pişirelim. Ve ardından altına kağıt havlu serdiğimiz bir tepsiye alalım. Çünkü sıcak olarak bir tepsiye alırsanız veya tabağa nemlenme yapar ve hamur olur, ıslanır. O yüzden altına havlu bir kağıt sermeniz çok önemli. Ocağın veya tavanın ısısını da orta ateşe iyi ayarlamalısınız. Çok hızlı yanma yapabilir. O yüzden ocağın ısısı çok önemli. Hemen sizlere bir tane daha açmayı göstermek istiyorum. Çoğu hamur açmaktan, yufka açmaktan çekinir. Oysaki yufka açmak gerçekten çok kolaydır. Sadece tecrübeyle eee edinilebilecek bir e, şey. O yüzden e, yufka açmaktan lütfen çekinmeyin, korkmayın. Küçükten başlayın, yavaş yavaş eee İnanın bana zamanla çok daha büyük yufkalar açabilirsiniz. Çok daha ince yufkalar açabilirsiniz. Eğer yapmaktan çekinirseniz hiçbir zaman öğrenemezsiniz. Hiçbir zaman bu tecrübeyi kazanamazsınız. Malum hazır yufka fiyatları da belli. O yüzden evde kendiniz kolaylıkla hazırlayıp yapabilirsiniz. Lütfen tarifimi eğer buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınız ve beğenileriniz gerçekten çok kıymetli. Bunun için ayrıca şimdiden teşekkür ediyorum. Evet gözlemelerimiz pişti görmüş olduğunuz gibi çok güzel görünüyorlar. Yumuşacık oldular. Orada bir de şöyle tavayı veya e, ocağı silmeyi ihmal etmeyin. Yapışan un parçaları yanık yanık üzerinde kötü görünürler yoksa gözlemeler. Balon gibi kabarıyor gerçekten. Balon gözlemeler diyebiliriz herhalde öyle değil mi? Hafif böyle üst yüzeyinin rengi değişmeye başlayınca fark edersiniz onu zaten. Hemen çeviriyorsunuz. Arka yüzeyini de 1-2 dakika kadar pişirdikten sonra tekrar ilk yüzeyine döndürüp çeviriyorsunuz. Bu şekilde 3-4 sefer çevirme ile halletmiş oluyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi artık yeme vakti geldi. Yumuşacık, harika gözlemeler oldu. Lütfen mutlaka sizler de bu lezzetli semizotlu gözleme tarifimi deneyin. Hiç pişman olmayacağınızın garantisini veririm. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka lezzetli tarifimde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.